Yimelik Yiğiter, sen ne diyorsun? Ya şimdi Yavuz'un anlattıkları önemli. Sevgili Yavuz'a bir kez daha teşekkür edelim. Ya bir kere ben hani Amerika'nın öyle ya da böyle bir pozisyon değişikliğine gideceğini, Biden ve yönetiminin gideceğini görüyorum. Fakat hani bu pozisyon değişikliğinde müesses nizamı ne kadar ikna edebilir? Müesses nizam derken bunun içine Kongre'yi de koyuyorum. Özellikle Türkiye karşıtı kesimleri de koyuyorum. O biraz Biden ve yönetiminin yeteneğine de kalmış bir şey. Çünkü ben Blinken'ın özellikle Sayın Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmelerde Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmek istediğini çok net biliyorum. Yani özellikle Türkiye'nin son dönemde bu krizlerdeki kilit açıcı rolü çok çok önemli. Hatta Blinken'ın biz Türkiye'nin NATO'nun Güneydoğu kanadının hayati önemde olduğunu, yani Türkiye NATO'nun Güneydoğu kanadını oluşturuyor, bunu hayati önemde olduğunu gayet iyi farkındayız cümlesi bir kere anlamlı. Yani Ya Melik, daha da önemlisi adamların şöyle bir korkusu ve kaygısı var. Aman Türkiye Rusya ve Çin'e kayıyor. çok doğru. Türkiye gidiyor. Çok doğru. Ya bunu istemiyorlar. Bunu ve hatta gitti falan diye bakıyorlardı. Türkiye'de hayır kardeşim, gitmedim. Ben milli çıkarlarım var. Ya bana gerçekten müttefik gibi davran. Ben de ona göre Aynen gerçekten öyle. senin müttefikin olayım diyordu. Yani bu, anlaması gereken biraz da karşı taraf bunu Ya herhalde. aynen öyle. Ya şimdi sen savunma sistemini vermiyorsun. İşte niye gitti S-400 aldı? Şimdi diyor ki ya benim hani kendimi savunmam için uçağa ihtiyacım var. Kendi milli uçağımı yapana kadar benim bir şekilde bu boşluğu doldurmam gerekiyor. Çünkü 2023-2024 milli Uçağı uçağı. da vermezsen, suyu da alamazsan ne yapacak? Türkiye uçurtma mı İşte uçuracak suyu yani? o zaman alırsa ne yapacak Amerika? Bence asıl Yaptırım yaparım diyor işte. S-400'de de yaptı. Yani sonuç itibariyle beni sen seçeneksiz bıraktığında kendimi savunma gibi refleksim mi olacak? Ne yapacağım ben? Çok basit. Kaybetmek istemiyorsan Bu vereceksin. kadar. Yoksa ben yarın gidip şu 57'yi aldığımda ciddi bir kriz olacak. Yol ayrımına geleceğim ve o yol ayrımında Türkiye başka seçeneklere yönelir. Şimdi bu onlar için çok büyük bir kayıp. O yüzden ben Blinken'ın Sayın Çavuşoğlu'na söylediği cümleyi söyledim. Yani Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu farkındayız cümlesi bence anlamlı. Dolayısıyla şimdi 100 yıldır farkındalar ya maalesef. zaman zaman gidip geliyor ilişkiler ama özellikle Zaman zaman ama görmüyor, kopmuyor. zaman zaman Ama görüyor. bu ilişki kopmuyor. Yani böyle gel git yaşıyor ama kopmuyor. Yani orası önemli. Yani Türkiye, Amerika Türkiye hadi oradan diyebiliyor mu? Diyemez. Ya bu Ya kopan bir diyemez. ilişki değil. O yüzden Diyebilir. diyemez. Diyebilir, kendimize güvenelim diyebilir. Yani Amerika Amerika diyebilir Türkiye'ye mi? diyebilir mi? Biz Türkiye, biz Amerika'ya İşte diyebiliriz. eğer O Amerika her yani zaman söylüyor. bence ülkeler şu an öyle bir lüks Şimdi bir içinde değiller. NATO üyesi. Amerika gücü gördüğü zaman tırsan bir ülke. Ya O kadar doğru ama da kaplan değil NATO yani. üyesi bir ülkesiniz ve dolayısıyla hani bu ilişkileri belirli bir noktada götürmek durumundasınız. O yüzden de ben bu Türkiye'nin bu kilit açıcı rolünün özellikle Rusya-Ukrayna savaşında görüldüğünü net fark edildiğini düşünüyorum. Şimdi burada bu mektup öncesi olması gerekenler var. Nedir o? Bugün itibariyle Amerika Savunma Bakanlığı ile Türkiye Savunma Bakanlığı arasında müzakereler başladı. Bu birinci adım. Yani F-16'larla Doğru. ilgili. Çünkü burada şekil şartları ve içeriğin belirlenmesi gerekiyor. Şekil şartları ve içerik belirlendikten sonra Amerika Milli Savunma Bakanı gidecek. Amerikan Dışişleri'ne diyecek ki biz müzakereleri tamamladık. Olumlu noktalandı. Buyurun top sizde. Sonra Amerikan Dışişleri Bakanlığı Kongre'de resmi bir talepte bulunacak. O resmi talepte Kongre ne diyecek? Asıl orası belirleyici. Ben de diyorum ki ya bu süreç olumlu ilerlerse ki Sayın Çavuşoğlu da biliyorsunuz Blinken'in davetsiz olarak Amerika'ya gidecek Washington'a hatta tarihte netleşti 17-18 Mayıs tarihlerinde Amerika'ya gidecek Washington'a. Bütün bunlar olumlu hava oluşturacak. Fakat hani Kongre'nin o anlamda onay mümkün olur mu? Bence olur. Yani bir kere Biden'ın, Blinken'ın bu anlamda tavır koyması Kongre'yi o anlamda etkileyecek. Ve orada çıkacak olumlu bir karar bundan sonra Türk-Amerikan ilişkilerini de farklı bir noktaya götürebilir olumlu anlamda. Çünkü bakın en son Biden-Erdoğan görüşmesinde iki tane çok temel nokta var. Bu noktalardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya bu S-400'den kaynaklı yaptırımlar çok anlamsız. Kaldırın Kaldırın artık bu artık. Aynen yaptırımları. öyle. Kaldırın artık. Çünkü bu
ilişkiye de zarar veriyor, bize de zarar veriyor. Bize zarar vermesi demek bu bölge içinde olumsuz bir anlamı var diyor. Karşılığında normalde eğer daha önceki dönem olsaydı, ya iyi de siz S-400 aldınız o yüzden biz yaptık derdi. Ama Biden bunu demiyor. Sonrasında bu F-16'lar meselesini dile getirince, ya kongrenin kararıdır ama biz de elimizden geleni yapacağız. Şimdi bu kere bunlar olumlu. Bu Türkiye'nin rolünü kavraması açısından olumlu. Ve işin başlangıç noktası tam da bu. Yani Biden-Erdoğan telefonu görüşmesi de başlıyor. Sonra dışişleri o senatörlere bir cevap niteliğinde mektup yazıyor. O cevap niteliğinde mektup aslında bir anlamda tavsiye anlamı taşıyor. Ve ilişkiler olumlu bir seyre giriyor. Ya sonuçta Türkiye'nin mecbur ve mahkum olmadığı da Amerika tarafından görülmesi de önemli. Ya peki. Yani S-400 gibi Su-35'lere ya da Su-57'lere yönelirse Amerika ne diyecek Allah aşkına? Ya ben tabii daha farklı, eğer bir aksilik olmazsa daha farklı bir gidişat bekliyorum. Yani Türk-Amerikan ilişkileri süper güvenli olmasa da mecburi bir türbülanstan normal gidişe geçmek durumda. Harika olmayacak belki ama mecburi. Konjonktür bunu böyle bu şekilde zorluyor. Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var. Bu bizim için büyük bir trajedi demiş. Birazdan konuşacağız. Şimdi